Allah'ı bir de insan. Mahiyen aydınlığında Rabbimizin en güzel isimleri, bu isimlerin manaları ve hayatımıza tecellileri Mustafa İslamoğlu'nun anlatımıyla Hilal TV'de. Ve der ki esma aslında mükemmel olan Allah'tır, noksan olan siz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsani ila yevmiddin. <laughs> Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun. Bugün Ala Suresinin 6. ayetinden itibarenki bölümünü inşallah okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz bu ayetlerden layıkıyla istifade edebilmeyi nasip eylesin. Önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi, sonra size dinlediklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. <laughs> Ala suresinin ilk beş ayetini geçen ders okumuş idik. Tabi beş ayetlik bir bölümü bir derse yaydık. Nasıl becerdik o kadar işi? Şimdi bakıyorum bu beş ayet beş dakikada bitebilirdi. Niye bir buçuk iki saat sürdü? Demek ki detaylara girdik. <laughs> Dün akşam koca Buradan koca arkadaşlara gönül dolusu muhabbetlerimi arz ediyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiler. Çok yüksek katılımlı bir konferans verdik. Hayata Kur'an'dan bakmak konulu bir konferans idi. Çok yürekli kardeşlerimiz orada bizi dinlediler sağ olsunlar. Hani on, onun gazıyla bugün moralim gayet iyi. Elhamdülillah çok güzel bir organizasyondu. İki saat konuştuk, iki saat kardeşlerimiz bizi hiç terk etmedi sağ olsunlar. Allah onlardan da razı olsun, sizden de razı olsun. <laughs> Ara Ala suresi <laughs> yüce Allah'a tesbih görevimizi ifade eden ayetle başlamış ve bu ayetin devamında Rabbimizin birkaç tane sıfatını bize hatırlatarak surenin ilk ayetleri şekillenmiş idi. O itibarla Rabbimizin yüceliği ile başlayan, yaratıcılığı ve şekil vericiliği ile devam eden, takdir eden ve yol gösteren sıfatı hatırlatılarak işte tabiattaki yeşilliği meydana getiren, sonra onu kupkuru kuru bir ota çeviren, ondan sonra asırlar sonra onu yeniden insanların istifadesine sunabilecek bir değişimi ve dönüşümü yaratmakta olduğunu beyan ettiği ayetler ile başlamış ve ilk beş ayeti böylece anlamaya gayret etmiştik. Altıncı ayet ve yedinci ayet sonrasındaki dokuzuncu ayet bazen yanlış anlamalara sahne olan ayetler olarak görülüyor bu ayetler hakkında biraz detaylı bilgi vermek arzusundayım. Doğru anlayabilme adına. Mesela <laughs> 6. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, Sevbillah. Sen ukri felatensa. Biz yakında sana okutacağız ve sen unutmayacaksın. İlla maşa Allah. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakfa. Allah açığı da bilir, gizli olanı da bilir. Ve nüyesiru kelil yusra. Biz sana kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. Fezekkir in zikra. Sen gerçeği hatırlatmana bak. Gerçeği hatırlatmanın mutlaka faydası olacaktır. Nihayet Rabbine derin saygı duyan kişi öğüt alacak, gerçeği hatırlayacak. Seyez zekkeru men yakşa. Ve yetecennebuhel eşka. Azgın kişi o öğütten yüz çevirecektir. Elledi yaslan naral kübra. Bu azgın kişi neticede en büyük ateş azabına girip yaslanacaktır. Sümme la yamutu fîhâ ve la yahya. Sonra o ateş azabının içerisinde ne tam ölebilecek ne de tam yaşayabilecektir. 6 ila 6. ayetten 13. ayete kadar ki pasaj bu. Ne var burada böyle uzun uza diye konuşmayı gerektirecek? Şimdi teker teker ayetlere bakarak bu soruyu cevaplamaya gayret edelim. Şöyle buyuruyor. Rabbimiz 6. ayette. Senukri uke fela tensa. Biz sana okutacağız ve sen unutmayacaksın. Sana okutacağız. Böyle bir hatırlatmanın acaba sebebi nedir? Niye böyle bir şey söylüyor Allahu Teala? Birkaç açıdan buna bakabiliriz. Bir tanesi vahyin indirildiği ilk dönemlerde Tabi takdir edersiniz ki işte Ala suresi e, indiriliş sırasına göre neticede 8. sure yani vahyin indirilmeye başlandığı ilk yılın suresi. O zaman toplumda böyle çok yaygın bir yazı kültürü yok. Dahası kurumsal anlamda vahyi tespit etme manasında bir vahiy katipliği kurumu henüz tam şekillenmiş değil. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in gelen vahiyleri unutma endişesi taşıyor olabilmesi son derece ihtimal dahilinde. Yani bir insan olarak düşünün. Tam kayıt imkanı yok. Böyle resmi bir prosedüre bağlanmış değil. Yazı kültürü çok yerleşik değil. Peygamberimiz de acaba unutur muyum diye bir korku içerisinde taşıyor. Bu normal kri ülke sana okutacağız ve sen unutmayacaksın unutma korkusuyla Peygamberimizin vahyi sıklıkla tekrarladığını biz biliyoruz unutmamak için vahiy tekrarlanıyor Hatta mesela taha suresinde 114 113 114 ayetlerde buyuruyor ki Esablah ve kezalik enzelnahu Kur'anen Arabiyen ve sarrafna fihi min el vaid la'allehum yettequn ev yuhdisu lehum zikra. Fetaala Allahu el meliku hakku ve la ta'cel bil Kur'an min qabli en yuqda ileyke vahyu. Vahyi tanım tamamlanmadan önce Kur'anla ilgili bir aceleciliğin olmasın. Belli ki peygamberimizin böyle acele ettiği ya da bir şeylerin üzerine hararetle, özenerek ee, ihtimam gösterdiği bir durum var. Bu vahyin acele alınmasıyla ilgili uyarı bu dediğim Taha suresinin 114. ayetinde olmasına rağmen, konu orada geçmesine rağmen bunu Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetiyle de ilişkilendiren bir takım sunumlar ve izahlar yapılıyor ki bu doğru değil. Bu derslerin yani en var Kur'an derslerinin ilk birkaçıncısı mıydı? Kaçıydı bilmiyorum. Orada bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hani la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele Onunla seninle ilgili hükmü acele elde etmek için dilini depreştirme. Orada dilini depreştirmemesi emredilen muhatap Hazreti Peygamber değil. Mahşerde kendisi azaba düçar olmuş ve bir takım mazeretler ileri sürmeye kalkışan azgın insan tipini Allahu Teala paylıyor. Hani demek istiyor ki haza <laughs> Bugün nutuk atma günü değil. Galaxu fiha ve la Orada çöküp durun. Bana laf yetiştirmeyin diyor Allahu Teala. Orası konuşma yeri değil. Orası nutuk atma yeri değil. Dolayısıyla Kıyamet Suresi'nin 16, 17, 18 ve 19. ayetlerini Hazreti Peygamber'in vahiy alırkenki pozisyonuyla ilişkilendirmek gerçekten büyük bir hata. Sonra sanki Peygamberimiz vahiy alırken, sanki Cebrail Aleyhisselam geliyor böyle okuyor, o da onu dinliyor, sonra diliyle onları tekrar ediyor. Yok yok böyle değil, vahiy almanın prosedürü böyle değil. Hani Bakara suresi 97. ayeti bir kere okusa adam, ondan sonra şu Ara suresi 194-195'i bir kere okusa, bir kere okusa bu vahiy akışının böyle olmadığını anlayacak. Ama vahiyi anlamak için okumayınca tabi geriye ne kalıyor? İşte rivayetlerden ayetlere gitmek kalıyor, rivayetten ayete gitmeye çalışınca da genellikle de yolda dökülüyoruz yani ayete gidemeden rivayetler işimizi bitiriyor maalesef yani. La tuharrik bihi lisaneke dilini depreştirme. Burada vahiy alırken dil depreştirilmesi yok zaten. Kalbe geliyor kalbe. Kul men kana ve nicibiri ile fe innehu nazzalehu ala kalbike. O vahyi senin kalbine indirmişti. Nezele bihi ruhul eminu ala kalbike. O güvenilir ruh vahyi senin kalbine indirmiş getirmişti. Kalbe gelen bir şeyi dilin tekrarına konu edinmek bir yanılgı olsa gerektir. Onu bu vesileyle beyan edeyim. Peki biz sana yakında okutacağız ifadesinden kasıt başka ne olabilir? Mesela pratikte bildiğimiz şu olabilir. Biliyorsunuz peygamberimize her yıl gelen vahiyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a okuyordu. Cebrail Aleyhisselam onu dinliyordu, kontrol ediyordu. O yıl gelen vahiyler her yıl Ramazan'da tekrar ediliyor. Bir kayıp, bir kaçak var mı kontrol ediliyordu. Zaten mukabele o demek yani. Mukabele karşılıklı olarak birbirini onaylamak demektir. Bizde mukabele bu kimliğinden uzaklaştı. Birbirini onaylamak anlamına gelen kurum dönündü. Neye döndü? anlamadan okumaya, anlamadan dinlemeye ve bir cüzü bir günde bitirmeye dönüştü. Başka da bir mahiyeti yok maalesef. Hep söylüyorum, yıllardır söylüyorum. Diyanet camiasındaki kardeşlerimize özellikle istirham ederek e, söylüyorum. Ne olur? Bir seneki mukabeleleri de zararı yok. Ya bir sene bir defa bir deneyelim. Bir seneki bütün mukabeleleri mealiyle okuyalım. Bir sene bakalım bu ümmet neyi kaybediyor yani. Ne olacak? Vaktinde böyle olmuştu. Yani işin sistematiği, başlangıç gayesi buydu. Bir kontrol, kabulleşmek, birbirini kabul etmek, onaylamak anlamına geliyordu. Böyle deyince diyorum ki ben, bu ümmet mukabelenin okuma kısmını aldı, anlama kısmını bıraktı. Peki bu durumda senin yaptığına mukabele derler mi? Yok. Muka derler diyorum. Muka. Yarısı var. Yüzde 49'u var. Yüzde 51'i yok. Asıl olması gereken yok. Bu senukri ifadesinden kasıt peygamberimize her yıl uygulanan bu arza diyoruz buna. Bunun teknik adı arza. Arzatun. Arz etmek. Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama o yıl gelen vahiyleri tekrarlıyordu. Rabbimiz sanki öyle bir sistemin her yıl uygulanacağının haberini veriyor. Sen okuri ülke. Biz sana okutacağız yani. Sen kontrol edeceğiz yani. Merak etme. Böyle bir moral bozukluğun olmasın. Bir kayıp, bir ziyan içerisinde bulunma diye bir moral desteği sağlanıyor olabilir. Bu ihtimallerden bir tanesidir. Tabi peygamberimiz Vahyi tanıyanlar peygamberimizi çok iyi anlarlar. Şimdi diyeceğim cümleyle alakalı olarak söylüyorum. Şimdi adam vahyi bilmediği için, Kur'an'ı tanımadığı için emin olun nasıl bir hazinenin söz konusu olduğunun farkında değil. Bilmiyor yani. Ama peygamberimize vahiy akışı başladıktan sonra hararetle bir özlemle Cebrail aleyhisselamı bekliyor. Hani yeni bir şey daha öğrenme adına, yeni bir şeylerin daha farkına varabilme adına bir büyük özlem içerisinde Cebrail aleyhisselamı bekliyordu. Ona müjde olsun diye. Seni ülke. Evet, biz sana okutacağız, merak etme. Yani sen gerçeklerden peyderpey pey haberdar olacaksın. Mesela peygamberimizin daha önce Tevrat'ı bilmediğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ma'kunte tedrimel kitabu velel imanu. O el kitap denen vahyin ne olduğunu sen bilmiyordun. Velel imanu. Kurulu bir İman sistemi bağlamında böyle bir iman algısına sahip değildin. İnanıyordu da hani dört başı mamur bir iman e, bilgisi henüz yoktu peygamberimizde, peygamber olmadan önce. Dahası, Ankebut suresinin 48. ayeti var. Ankebut 48. Ankebut 48'de Allahu Teala çok enteresan bir şey söylüyor peygamberimize. Ve öteden beri yanlış anlaşıldığına inandığım bir ayeti kerime Ankebut 48. Orada diyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Ve ma kunte tetlû min qablihi min kitabin. Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumamıştın. Ve la tahuttuhu bi yeminike. Şimdi bu söylediklerini de sağ elinle yazıyor değilsin. Şimdi bunları daha önce bir kitap okumadığın için şimdi söylediklerini de o okumadığın kitaptan yazıyor değilsin. İzen eğer daha önce böyle bir kitap okusaydın, şimdi de sağ elinle yazıyor olsaydın, lertabel mutlûn. Bu hakkı iptal edenlerin şüphesi ayyuka çıkardı. Ne derlerdi? Derlerdi ki bak falanca filanca kitaptan okuyor, sonra gelip yazıyor derlerdi. Şimdi oradaki ve ma kunte min qablihi min Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumuyordun sözünü peygamberimizin okuma yazma bilmemesine indirgediler. Aa bu korkunç bir hata. Korkunç bir hata bu. Orada peygamberimizin Kur'an'dan önce bir kitap okumamıştın sözünden kasıt oradaki kitap Şura suresinin 52. ayetinde ve Kasas suresinin 86. ayetinde açıklanıyor. Kur'an'ın ayetlerinin birbirini açıklıyor oluşu gerçeği göz ardı edilince Peygamberimizin Ankebut 48'de okumadığını Cenab-ı Hakk'ın söylediği kitabın hangi kitap olduğunu anlamıyor adam. O kitap el kitap yani Tevrat. Sen Tevrat'ı daha önce okuyor değildin. Tevrat'ı bilmiyordun. Ondan okumadığın için de herhangi bir şey yazmıyorsun. Oradan kopya ederek yazmıyorsun. Bakın Kasas suresi 86. ayette buyuruyor ki Esselam Billah Ve ma kunte tercu en yulqa ileykel kitabu O el kitabın sana vahyedileceğini sen ummuyor, beklemiyordun. Bilmiyordun yani sana kitabın vahyedileceğini. O kitabın yani, el kitabın, o bilmediği Tevrat'ın sana vahyedileceğini sen bilmiyor, beklemiyor, ummuyordun. Böyle anlamak istemiyorlar. Niye biliyor musunuz? bunu, bunu böyle anlarsa ne olacak? Peygamberimizin peygamber olmadan önce o anlatılan mucizeler var ya. Allah dolu. Doğumundan bebekliğine, delikanlılığına, yolculuklarda onu takip eden bulutlardan bilmem ne, varsa. Bir koca bir edebiyat var. Hepsi güme gidiyor. Onları kaybetmektense ayeti kaybetmek daha cazip. O kadar rivayeti şimdi göz ardı etmektense bu ayeti böyle anlarsın olur biter. Olmaz, olmaz. Önce ayeti doğru anlayacaksın. Sonra ayete uygunsa rivayet kabul edeceksin, değilse değil. Buradaki mesele peygamberimize sana yakında okutacağız ve sen unutmayacaksın. Peygamberimizin de yakında okuyacağı bir metnin ona vahy edileceği müjdesini içeriyor. Değil mi? Peygamberimizin okuma yazma bilmemesi diye bir problemimiz var bizim. Ümmet olarak. Peygamberimiz neydi? Ümmi idi. Peki ümmi neydi? Ümmi okuma yazma bilmeyen demekti. Ciddi misin? Cidden böyle mi? Yani peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu öyle mi yani? Evet tabii öyle diyor. Nasıl da savunuyorlar bunu. Allah! Öyle hararetli savunuyorlar ki ben de şaşırıyorum. Diyorum ki Allah'ınızı severseniz ya. Ümmi kavramı Kur'ani bir kavram mı? Kur'an'da var mı bu? Var. Ya bir bakalım ne demiş Kur'an-ı Kerim bu kavramla ilgili. Eğer gerçekten öyleyse eyvallah biz de öyle kabul edelim. Peygamberimiz güya buyurmuş ki: "Nahnu e, ümmetü'n ümmiyyune veya nahnu ümmiyyune la nektubu ve la nehşibu. Biz ümmi bir toplumuz. Yazı yazmayı bilmeyiz, hesap etmeyi hesabı da bilmeyiz. Öyle mi dedi? Peki o 40 yaşına kadar ki o büyük ticari ticaret filosunu bugünkü karşılığı olarak o ticaret filosunu hesap yapmayı bilmeden nasıl götürdü? Ya okuma yazma bilmeyen adam bile hesap yapmayı bilir. Yani peygamberimiz bunu nasıl der ya? Nasıl inanıyorsun böyle bir cümleye? Niye inanıyor buna? Peygamberimizi okuma yazma bilmeyen konumuna düşürmek için işte dert bu. E okuyalım size bir tane bir tane ayet okuyacağım. Gerisini okumuyorum. Gerek yok. Anlamak istiyorsan bu bunu çözer. Başka bir şeye gerek yok yani. Bakara suresi 78 ve 79. ayetler. Ne olursunuz ya? Ümmilerle alakalı şu ayete yakından bakın. Meselenin gün yüzüne çıktığını fark edeceksiniz. Buyuruyor ki Rabbimiz. El kitaptan söz ediyor. Dönemin Yahudilerinden söz ediyor. Diyor ki. Estağfirullah. Ve minhum içlerinden o ehli kitabın içlerinden ümmiyune ümmiler var. Bak aynı kelime. Ümmiyun. Ümmiler var. Kim bunlar? Şimdi ümmileri tarif ediyor Allahu Teala. Hem ümmileri tarif ediyor, hem ümmiliği tarif ediyor. İçlerinden ümmiler var. La ya'lemûnel el kitabe. O el kitabı bilmezler. Bakın baştan beri hep el kitabı üzerinden yürüyoruz. El kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Peki, demek ümmi kimmiş? Tevrat'ı bilmeyenmiş. Açık. Daha şey, lamı yok bunun. Bitmedi ama asıl vurucu cümle birazdan geliyor. İlla emaniye. Bir takım kuruntular var. Kuruntulardan başka bir şey bilmez bu adamlar. Ve inhum illa yazunnun. İşleri güçleri zanna uymak. Başka bir şey yok. Şimdi bakın cümleye. Ümmi neymiş onların algısına göre? Okur yazar olmamakmış. Bakın şimdi. Feveylün lillezine. Şu kimselere yazıklar olsun. Kim bunlar? Yektubun el kitabe bi eydihim. Ki o el kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. Kimdi bunlar? Okuma yazma bilmeyen. Neyi yazıyor peki? Yektubu ne diyor ya? Ellezine yektubun el kitabı bi O el kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. Sümme yekulune haza min indillahi li yeşteru bihi semenen kalila karşılığında az bir dünyevi bedel elde etmek için Allah'ın kitabını satışa konu ediyorlar. Feveylün lehum mimma ketebet eydihim ve veylün lehum mimma eksibun. Yazıklar olsun o elleriyle yazmalarından dolayı onlara ve yazıklar olsun kazandıkları o bedellere. Hani yazmayı değildi bu? Daha nasıl desin? Daha ne desin de bunun? okuma yazma ile ilişkili bir kavram olmadığını ortaya koysun. Nasıl desin yani? Yektubu neyse işte yek ketebe yektubu yazmak demek. Demek yazıyorlarmış. Ama ümmilermiş. Ümmi demek Tevrat'ı bilmemek demektir. Bunlar istismar ediyorlar. Tevrat'ı bilmemelerine rağmen elleriyle bir şey yazıyorlar. Al diyor. Bak bu. Tevrat bu diyor. Şimdi bir ayet daha okuyayım size. Allah'ım ya Rabbi ya. Ali İmran suresinin 20. ayet var. Bir de onu söyleyeyim size. Ve kul lillezine utul kitabe vel ummiyine eslemtum. Bu kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz teslim oldunuz, İslam oldunuz mu? Kitap verilenler ve ümmiler denince ne demek bu? Bir taraf kitap verilenler ise öbür taraf kitap verilmeyenler. Ümmi demek ehli kitaptan olmamak demek. Bu kadar basit. Ali İmran 20. ayet. Hani 20'yi okuyunca ister istemez 75'i de okumak gerekecek şimdi. Ya yapacak bir şey yok. Ve min ehlil kitabi men in te'menhu bi kintarin yueddihi ileyke. Ehli kitaptan bak gene onlar üzerinden gidiyor. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki onlara kantarlar dolusu mal emanet versen yüeddihi ileyke onu sana aynen verir. Ve minhum men inta emenhu bi dinarin. Öylesi de vardır ki ona bir dinar, bir kuruş, bir zırnık versen, emanet etsen la yüeddihi ileyke illa ma dumta qaima. Dünyayı başına kaldırmadan onu sana vermez. Niye vermez? Vermemesinin gerekçesini anlatır o ehli kitaptan olan. Der ki zalike bi ennehum kalu şu sözleri nedeniyle böyle davranırlarmış. Derlermiş ki, Leysa aleyna fil ümmiyyine sebilun. Bunlar ehli kitaptan. Bizim ümmilerle alakalı bize herhangi bir yol, herhangi bir borç yok. Bizim ümmilere borcumuz olmaz. Kim ümmiler? Ehli kitaptan olmayanlar. Ehli kitaptan adam diyor ki, ehli kitaptan değilse bizim ona borcumuz yok. Bu kadar o elleriyle yazanlarla alakalı bu Ali İmran 78. ayet var. Bayılıyorum bu ayete. Şimdi bu Bakara 79 hakikatı bile bile yazarak çarpıtanlar bu Ali İmran 78 hakikatı bile bile söyleyerek çarpıtanlar. Bu iki türlü bunlar. Bir yazarak çarpıtanlar bir konuşarak çarpıtanlar. Daha çok konuşarak çarpıtıyorlar. Bakın ne diyor Allahu Teala. Bakın ne kadar harika bir ayet. Ali İmran 78. Ve inne minhum bu ehli kitaptan leferikan şöyle bir grup var diyor Allahu Teala. Yelvune elsine tehum bil kitabi. Kitapla ilgili olarak bölleri dillerini eğer bükerler böyle. Niye böyle numara yaparlar? Litahsebuhu minel kitabi. O söylediklerini Tevrat'tan zannedesiniz diye. İlahi bir metin okuyormuş gibi numara yaparlar. Şimdi böyle bazı rivayetleri de aynı okuyanlar var. Adam zannediyor ki ayet okuyor. Bir de makamla okumasın mı? Lan rivayetin neyini makamla okuyorsun? Gözünü seveyim. Ayet zannettinler diye. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ el الْكِتَابِ Aslında kitaptan olmamasına rağmen kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerek bu metni okurlar ve yekulûne huve min ve mâ huve min Allah'ın katından olmamasına rağmen bu okuduğumu söylediğimiz şey Allah'ın katındandır derler. Ve yekulûne alallâhil kezibe ve hum Bunlar var ya bunlar bile bile Allah'a yalan isnat edenlerdir. İşte bak Ali İmran 78 bir metni okurken eğer Kur'an değilse bunun Arapçasını niye inadına okuyorsun? Niye okuyorsun yani? Dinleyenler bunun Kur'an'dan zannetsinler diye. Başka ne kahramanlığı alemi var mı? Tercümesini söyle yeter. Millet zanne her Arapça duyduğu şeyi Kur'an zannediyor adam. Böyle bir toplumumuz var maalesef. Değil mi? Maç anlatırken heyecanla dinlediği adamı Kur'an okuyor diye ağlayarak dinleyenler var. Zannediyor ki Kur'an okuyor. Şarkı söylüyor adam ağlıyor yani. Bizimki Arapça ya bir mukaddes bir mahiyetle işin üzerine gidiyor bilmem ne. Şimdi bu mesele gayet açık. Ümmilik okuma yazma bilmemek demek değil. Ya Zaten hepsini okudum ayetlerin. Bir tane daha var onu da okuyayım. Ya da bitti zaten hepsi o kadardı. Bakara 78, Ali İmran 20 ve 75. Bir tane de Cuma suresi ikinci ayette var. Huvellezi ba'ase fil ümmiyyine rasulen minhum. Ümmilere içlerinden bir peygamberi gönderen Allah'tır. Yetlu <laughs> aleyhim âyâtih. Allah'ın ayetlerini onlara aktarıyor. Ve yuallimuhumul kitabe onlara kitabı öğretiyor. Vel hikmete hikmeti öğretiyor. Ve <laughs> yüzekkihim onları kirden paslan arındırmaya çalışıyor. Cuma suresi ikinci ayet. Ümmilere içlerinden peygamber gönderdi. Kim ümmiler? Peygamberimiz ilk defa hangi toplumun içinde çıktı? Mekkeliler. Ümmiyun Mekkeliler demektir aynı zamanda. Çünkü Mekke'nin bir adı da Şura suresinin 7. ayetine göre Ümmül Kura'dır. Ve kezalik evhayna ileyke Kur'anen Arabiyyen litunzira Ümmel Kura ve men havleha. Ümmül Kura şehirlerin anası demek. Ümmiyyun şehirlerin anasından olanlar yani Mekkeliler demektir. Peki Hazreti Peygamber için de Araf suresinin 157 ve 158. ayetlerinde iki ayette Peygamberimizin ümmi olduğunu söylüyor Allahu Teala. Ellezine yettebiûne rasûlen nebiyyel ümmiyye hem 157'de Araf hem de Fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil Hem de 158'de iki defa geçiyor. Peki verdiğimiz bu üç anlamı bu kelimeye uyarlayalım. Peygamberimiz Rasuldür, Nebidir ve Ümmidir. Resullüğünü anladık, biliyoruz elçi. Nebiliğini anladık, ilahi bilgilerden haberdar edilen ve yüksek bir makamda bulunan. Onu da anladık. Peki Ümmi ne demek? Ümmi, o üç anlamı uyarlayalım. Bir, Tevrat'ı bilmemek doğru mu? Doğru. Eğer kitaptan olmamak doğru mu? Doğru. Mekkeli olmak doğru mu? Doğru. Ben bunu anlatıyorum diye benim için diyorlar ki, Mehmet Okuyan dedi ki, Peygamber ümmi değildi. Yahu la ilahe illallah böyle der miyim ben? Ben bunu biliyorum da bu bak, Araf suresi 157-158'i, karalayacak ya, en iyisi ayeti inkar ediyor pozisyonuna getirince iyi gidiyor oradan. Görüşeceğiz mahkemeyi burada. Bakalım öyle mi diyormuşum? Bak böyle diyorum böyle. Hazreti Muhammed ümmiydi amenna. İki tane ayet var. Ama ümmi senin iddia ettiğin gibi okuma yazma bilmeyen adam değil kusura bakma. Peygamberimiz ümmiydi Tevrat'ı bilmiyordu. Peygamberimiz ümmiydi ehli kitaptan değildi. Peygamberimiz ümmiydi Mekkeliydi. Eyvallah. Hatta Peygamberimiz Ümmi, Ümmi ne demek biliyor musunuz kelime anlamı itibariyle de? Ümmi annesinden doğduğu gibi. Bir adamın annesinden doğduğu gibi dediğiniz zaman onun okuma yazma bilmemesini mi anlarsınız yoksa günahsız, ak, pak, pir, rupak oluşunu mu? Günahsızlık anlaşılır ya. Anasından doğduğu gibi tertemiz demektir yani. Anasından doğdu, arınmış ve övücü bir ifadedir. Okuma yazma bilmemek övücü bir ifade değil ki. Anasından doğduğu gibi cahildi. Öyle mi yani? Onun üzerinden mi yürüyeceğiz yani? Acayip bir şey ya. Oo, onu desteklemek için daha neler söylüyorlar. Bir yani bir şey daha söyleyeyim öylece kapatayım. Peygamberimizin okuma yazma bilmemesini anlatırken o Hudeybiye barış antlaşması var. Onu çok kullanıyorlar. Halbuki bize destek o. Vallahi bize destek ya. Anlamıyor onu yani. Buhari'de rivayetler var. Ben o konuda epey çalıştım. Buhari'de rivayetler var. Aynen bizim dediğimizi destekliyor. Onu öyle kullanıyor ya. Nasıl kullanıyor? Yarısına kadar okuyor. Geri yarısını okumuyor. Hani Hazreti Ali ile Kureyşliler... İşte anlaşma metni hazırlıyorlar. Hada ahdun beyne Kureyş'in ve beyne Muhammed'in Resulillah'i. Öyle başında böyle yazıyordu. Bu bir anlaşma metnidir. Kureyşlilerle Allah'ın peygamberi, Resulü Muhammed arasında. Mekkeli müşrikler demişler ki ya bu böyle olmaz. Biz senin peygamber olduğunu kabul etmiyoruz ki zaten. O başlığı sil. Bunu kabul etmeyiz. Cahiliye araba ama çok da cahil değil, anlıyor neye imza atacağını, biliyor yani. Bizimki cahiliye deyince de hiçbir şey bilmeyen zannediyor. Hayır, cahiliye hakikatı bilmesine rağmen tersinde ısrar eden adam demektir. Çok iyi biliyor. Yani Ebu Cehil Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu bilmiyor muydu yani? Biz biliyorduk da o bilmiyor öyle mi? Bal gibi biliyordu. Ama işine gelmiyordu. Oradan hareketle Hazreti Ali'ye diyorlar ki, Müslümanların yazan tarafında Hazreti Ali vardı. Hazreti Ali'ye diyorlar ki sil. Hazreti Ali de demiş ki silmem. Sil silmem. Bir atışma işin kötüye gideceğini fark ediyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki Hazreti Ali'ye sil nereyi sil diyorlarsa. Hazreti Ali silmem. Kureyşlilere ne diyorsa Peygamberimiz de aynısını diyor öyle mi? Biz Hz. Ali'yi öyle mi tanıyoruz? Peygamberimiz ona bir şey diyecek, o yapmıyorum diyecek. Ne güzel bir Ali profili gördün mü? Nasıl güme gidiyor her taraf yani. Güya Peygamberimiz demiş ki nereyi silmeni istiyorlar bana söyle ben sileyim. O da demiş Aa, bu iki kelimeyi. Hangi iki kelime? Resulullah silmiş. Rivayetlerden birine göre kendisi yazmış, Buhari'deki rivayet. Kendisi yazmış. Birine göre yazısı güzel olmadığı için başka birine yazdırmış. Sildiği Resulullah yazdığı da Beyne Muhammed İbni Abdillah. İbni Abdillah. Babasının adı Abdullah ya. Abdullah'ın oğlu Muhammed'le Kureyşliler arasında. Metin ona dönüştürüldü. Bak diyor. Eğer Peygamberimiz okuma yazma biliyor olsaydı bunu kendisi zaten siler ve yazardı. Bak Hazreti Ali'ye göstertti. Öyle olduğu için demek ki okuma yazma bilmiyordu. Masum böyle anlatınca kimse bir şey sormuyor. Ya nasıl buna inanırsın be kardeşim ya? O Hudeybiye Antlaşması hangi yılda yapıldı? 628 değil mi? 628. 630'da Mekke fethedildi. 628 ne demek? Peygamberimiz kaç yıllık peygamberdi? 18 yıllık. 601'den 618'e. 18 yıllık peygamberdi. Peki hangi iki kelimeyi bilmiyormuş? Hangi iki kelime? Bir, Allah. iki Resul. Ayıp be. Ya, i̇nsanda biraz vicdan olur ya. Bunu bir söylerken az bir kulağın duysun. Kim bilmiyor? Hazreti Peygamber. Peki biz peygamberlerin beş tane sıfatı var biliyoruz bunları değil mi? Sıdk, emanet, tepli, ismet, fetanet. Beş tane. Fetanet neydi? Peygamberler dönemlerinin en zeki insanlarıydı. Hatta Hz. Peygamber'in insanlığın en zekisi olduğuna inanırız biz. Bu en zeki insan hangi iki kelimeyi 18 senede öğrenememiş? Biri Allah, biri de Resul. İnanabiliyorsan afiyet olsun, inan. İnan. Şimdi Hepimizin çocukları var değil mi? İki yaşında. İki yaşında çocuk alıyor cep telefonunun eline. Öyle bir internette geziniyor ki şaşırıyorsun. Benim bir oğlum var. İki yaşındaydı. Böyle sokaktan geçerken o reklam panolarının hepsini okurdu. Ulan oğlum bir tane lüzumlu bir şey ezberle derdim ona ya. Ne olacak yani ha, onu ezberliyorsun da. Ve plakaları ezberliyordu. İki yaşında. Onlar ezberliyor. 18 sene peygamberli yapmış Hazreti Peygamber. İki kelimeyi bilmiyor. Biri Allah, biri Resul. Ve sen bunu onun ümmiliğinde gelip kullanıyorsun. Ve bu ümmet de buna inanıyor öyle mi? İnanana afiyet olsun. Kimse benden böyle bir şeye inanmamı beklemez. Böyle bir şeye asla inanamam. Peygamberimiz ümmiydi amenna. Ama bu okuma yazma bilmemeyle uzaktan yakından ilgisi yok. Vesselam. Tevrat'ı bilmemek Ehli kitaptan olmamak ve Mekke'de yaşıyor olmak anlamında ümmiydi. Anasından doğduğu gibi tertemiz, piru pak, kire, küfre, şirke, nifaka bulaşmamış arı duru bir peygamberlik öncesi hayatı vardı Efendimizin. Hatta ümmi kelimesini kendini ümmetine adayan anlamı da vardır. Onu da orada uyarlayabilirsiniz. Beş, beş açıdan ümmiye mana verirsiniz. Beşi de Hazreti Peygamber için doğrudur ve işte burada aslında oraya yönelik. Sen okuruyor ki biz sana okutacağız. <laughs> Fela tensa ve sen unutmayacaksın. Meselenin peygamberimizin okuyacağı bir metnin ona verileceği ve onun da onu okuyabileceği ile alakalı bir mesaj veriliyor. Sonra Duha suresinin dördüncü ayetini hatırlarım ben e, sözün buralarında. Duha suresi 4. ayet. Orada der ki Allahu Teala: "Ma vedda'aka rabbuka ve ma qala." Vahiy ara sıra kesiliyor. Buna fetretül vahiy diyorlar. Vahyin kısa süreli kesintisi. Peygamberimiz vahiy kesilince canı sıkılıyor. Siz çok sevdiğiniz birini bir süre görmezseniz üzülürsünüz. Onu görmeyi hayal eder ve görme vesileleri ararsınız. Peygamberimiz de Hazreti Cebrail'i çok seviyor. Bu bilgi akışı onun sayesinde gerçekleşiyor. Onu görmeyince bir süre, bu süreyi çok abartanlar var. Üç sene diyor. Ya ne üç senesi ya? Vahyin başlandığında hemen üç sene vahiy kesilir mi? Kısa süreli, birer haftalık, onar günlük, belki on beşer günlük kesintiler oluyor. Mekke'deki azgınlar da bunu Peygamberimiz aleyhinde kullanarak onu, ha, yani haşa şöyle diyorlar, şeytanları Muhammed'i terk etti diyorlar şeytanları diye yani onlar vahiy akışını mecnunluk yani şeytanların peygambere musallat olması diye algıladıkları için şeytanları onu terk etti diye peygamberimiz bunaltıyorlardı. Onun üzerine Duha suresinin dördüncü ayeti geliyor. Üçüncü ayeti. Ve duha ve leyli idâ seca mâ vedde'ake rabbuke ve makala. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Demek ki vahyin akışında tabiatı gereği kesintiler olabiliyor. O kesintilerde peygamberimize moral veriliyor. Sen okuruyor ki biz sana okutacağız. Yani kesilmiyor bu vahiy merak etme. Bunun tabiatı böyledir. Felatensa ve sen unutmayacaksın. Sen unutmayacaksın ifadesi yani unutma korkusunu çok abartarak kendini perişan etme demek unutmayacaksın. Bunu senin unutmamanı biz sağlayacağız. Bu aslında o anlama gelir. Fakat bu felatense ifadesini felatense diye okuma ihtimali de var. Kıraat dediğimiz denilen okuma alternatifleri içerisinde felatensa'nın felatense şeklinde okunma ihtimali de var. Eğer felatense diye okunursa o zaman sakın unutma anlamı verir. Fela tensa unutmayacaksın demektir. Felatense tense unutma. Yani sana bir vahiy akışı gerçekleşiyor. Dikkatli davran. Özene bezene vahiy ile ilişkini doğru dürüst düzenle ve unutmamaya çalış. Bu defa moral vermek değil bir uyarı gerçekleştiriliyor demektir. Fela tense unutma dikkat et muhafaza et gibi bir mana söz konusu ediliyor demektir. Bu birinci ayet. Yani bugünkü altıncı ayet. İlla maşa Allah. Buyur. Başka bir başka bir dünya şimdi. İlla maşa Allah. Evet unutmayacaksın ama Allah'ın dilediği kısım hariç. Yani sen her ne kadar unutmamaya çalışacaksan da bilesin ki Allah unutmanı dilerse unutursun. Hafızana da sınırsız bir şekilde güvenme. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e Allah'la yaşamayı ve hayatının her anına ve her alanına Allah'ın müdahil olduğu gerçeğini ona öğretiyor. İlla maşa Allah. Allah'ın dilemesi durumunda unutursun. Ben unutturursam unutursun yani. Hafızana sınırsız bir şekilde güvenme. Hatta işte Übey bin Ka'b anlatıyor. Bir namazda peygamberimiz bir ayetin bir kısmını unutarak okumamış. Namazdan sonra gelip sormuş peygamberimize ki Ya Resulallah nes, nes mi edildi burası? Unutturuldu mu diye. Ben bu rivayete pek inanmıyorum ama neyse işte tefsirlerde var. Peygamberimize demiş ki yok yok nes edilmedi yani. Unuttum. Unuttum yani insan olarak unutmak. İnsan kelimesinin kökü iki ihtimallidir. Bir en ise iki nesiye. En ise ünsiyet sağlayan demektir. Yani dost olabilen, ünsiyet uyum sağlayabilen anlamına gelir. Nesiye ise nisyandan gelir unutmak demektir. İnsan unutkan bir varlıktır. Biz ilk unutma tecrübesini de ta Hazreti Adem'den biliyoruz değil mi? Velekad aahidna ila adem min qabl fanasiye. Daha önce Adem'den de söz almıştık ama unuttu. Unutabilir. İnsanlık halidir. Bu böyle bir unutmaya gönderme yapılıyor olabilir. Ancak bu unutma aman ha yanlış anlaşılmasın uzun vadeli ve kalıcı bir unutma olarak yaşanmış olamaz. Niçin? O zaman Hicr suresinin 9. ayeti tehlikeye girer. Ne diyor Hicr 9. ayette? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Bu zikri biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz. Dolayısıyla böyle kalıcı bir unutma kesinlikle yaşanmış olamaz. Buradan hareketle bu ayetlerin Kur'an'da bazı ayetlerin unutturulduğu ve nesedildiğine dair bir takım çıkarımları bu anlamda doğru bulmuyorum. Bu ayetler hele ki Mekke'nin ilk döneminde Risaletin ilk yılında henüz nesih diye bir teknik konunun olmasının mümkün olmadığı bir ortamda bu ayetlerin bilinen manada nesh'e işaret eden bir mana içeriyor olması doğru değil. İlla maşallah Allah'ın dilemesi hariç unutabilirsin. Hani şeyde geçer ya Kehif suresinin 23-24. ayetinde nüzül sebebi olarak aktarılır. Ehli kitaptan birileri Yahudiler peygamberimize haber gönderirler Mekke'ye. İşte e, ile ilgili ruhla alakalı, ashabı kehfle alakalı soru sorarlar. O da onlara cevaben der ki bunun size cevabını yarın vereceğim deyince ayet gelir. Keyif suresi 23 24. ayetler. Ve la tequlenne li şeyin inni fa'ilun zalika gadan. Sakın ha herhangi bir şey için bunu yarın yapacağım deme. illa maşallah. Allah'ın dilemesi hariç. Allah'ın dilemesi şartıyla yarına dair sözün, sözün olsun. İnşallah demek onun için dini bir duyarlılıktır. İnşallah bir de maşallah var. Böyle maşallah diye böyle bir literatürümüz var. İnşallah. İnşallah diyor ki adam inşallah dün gittik. Ya inşallah dün için kullanılmaz. Gözünü seveyim ya. Allah Allah inşallah hayatın geleceğiyle alakalı kullanılır. Şimdi güya inşallah maşallah hızlı kullanacağız. Çok kullanacağız diye alakasız yerlerde inşallah maşallah diye bir edebiyat gidiyor. İnşallah ve maşallah kısmı hayatın gelecekle gelecek bölümüyle alakalı kullanılır. Geçmişiyle alakalı değil. O geçmiş inşallah diyor zaten zaten şa Allah Allah diledi. O bit İnşallah Allah dilerse demektir. Bunu yalan yanlış yerlerde kullanmanın bir alemi yok. Güya dini bir sunum yapıyoruz numarasının bir alemi yok yani. Bir yerde daha geçer bu. Onu da söyleyeyim. Onu daha önce gerçi Kalem suresini işlerken anlatmıştım. Hani inna balavnahum kemaa balavna ashabal cenne iz aqsamu leyaslimunaha musbihina ve la yestesnun. Ve la bu Kalem suresinin 18 19. ayeti istisna etmezlerdi. 18. ayeti. istisna etmemek yani inşallah dememek manasına gelir. Velayestün o ayetteki velayestün inşallah dememek. İşte bu ayette Allahu Teala Hazreti Peygamber'e inşallah demeyi öğretiyor. Ve Allah'ın mutlak kudretinin hayata hakim olduğunu ona inşa ederek bildiriyor. Yani Allah'ın olmadığı bir alan yoktur. Allah'ın olmadığı bir an ver alan söz konusu değildir. O itibarla Allah dilerse Allah dilediği her şeyi yapar. İnsan kendine böyle bir sınırsız güven telkin etmemelidir. Allah'ı hesaba katmadan yaşamamayı öğrenmelidir. Bir başka ihtimal daha var. O da Kur'an'da bu tür istisna ifadeleri Kur'an'da bu tür istisna ifadeleri bazen gerçekleşmeyen şeyler için de kullanılır. Yani Allah dilediklerini peygamberimiz unuttu manasını tek mana olarak görmesin insanlar. Bazı ifadeler vardır ki böyle şart ve cevap cümlesi şeklinde gelirler ve onların muhtevası gerçekleşmiş değildir. Mesela iki tane örnek vereyim, iki üç tane örnek verebilirim. Bir çırpıda Mesela En'am suresi 116. ayet. Der ki ve in tuti eksere men fil ardı yudilluke an Sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Bu şu demek değil. Peygamberimiz yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat etti ve onlar da onu Allah yolundan saptırdı. Bu demek değil yani. Bu bir inşa, bir, bir durum tespiti, bir bilgilendirme ve bilinçlendirme ifadesidir. Mesela şeyde geçer. Zümer suresinde geçer. Orada der ki Zümer suresinin 65. ayet olması lazım. Orada der ki leyn eşrekte leyahbetanne amelüke. Eğer şirk koşarsan amelin silinir. Evet. Zümer 65. Leyn eşrekte şirk koşarsan leyahbetanne amelüke. Amelin silinir. Bu peygamberimiz haşa şirk koştu da ameli de silindi manasına gelmez. Yani bir bilinçlendirme yapılan ifade türleridir bunlar. Bunları öyle görmek lazım. Başka türlü değerlendirip başka sonuçlara kapı aralamamak gerekmektedir. Bir örnek daha vereyim. Veleyin şey İsra suresi 86. ayet. Veleyin şi'na dilersek Bakın, dilersek lenezhebenne billezi evhayna ileyke sana vahyettiğimiz şeyi gideririz. Dilersek sana vahyettiğimiz şeyleri yok ederiz, sileriz. İstersek bunu yaparız. İstersek yaparız demek, istedik ve yaptık anlamına gelmez. Bu sadece Cenab-ı Hakk'ın kudretine dair bir ifade olarak anlaşılmak durumundadır. Hem işin başka bir tarafı, İnsan olmak unutkan olmayı beraberinde getirir dedim. Bazı şeyler vardır ki onları unutmak büyük bir lütuftur. Ya unutmasan? Büyük acılar yaşar insanlar. Ya o acıları unutmadan hepsi birikir ve yüreğini daraltırsa ne olur? Patlar adam. Bazen unutmak bir nimettir. Bunu bilmek lazım. İnsan unutmamak için çaba sarf eder her şeye rağmen unutursa bilir ki unutturan Allah, Unutturan Allah'tır. Böylece bana lazım olmayacak şeyleri Rabbim unutturuyor diye insan kendini teselli eder. Kendini teselli etmelidir. Bir hadis-i şerif var. Bu vesile o hadis-i şerifi de ille aktarmak isterim. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Rufi'al kalemu an selasin An yani khatayn ve mestükrihu min şeyin Ya bu rivayet böyle böyle yaklaşık olarak başka e, versiyonları da vardır elbet. Üç kişi vardır ki onlardan kalem kaldırılmıştır, yani sorumluluk kaldırılmıştır. Bir hiç bilmeden bir hata yapmak. İki unutmak. Üç bir şeye zorlanmak. Ölüm tehdidi karşılığında bir şeye zorlanmak. Belli ki insan çaba sarf etmesine unutmamak için gayret ortaya koymasına rağmen eğer bir şeyleri unutmuşsa o ondan sorumlu değildir ve belki de hakkında hayırlı olanı odur diye insana moral veren bir yapısı vardır. Bu ayetteki illa maşa Allah istisna cümlesini. insansın her şeyi bilirim havasına kapılma. Üzerine düşen görevi yap bu görevi yapmana rağmen eğer unutursan unutturan Allah'tır gerçeğinden hareketle de canını sıkma onun unutturduğu şeylere vardır bunda bir hayır deyip öyle bakmayı bilmek lazım. Demin okuduğum hadis İbni Mace'de geçiyordu onu da bu vesile kardeşlerime söylemiş olayım. Evet şimdi bu illa maşallah cümlesinin şeyi e, geri kalan yarısı şu koltuk düştü aşağıya. Kendimi şey Ha. Ne oldu Fatih bunun adamı çöktürdünüz ya. <laughs> Bildiğim bir dua yok böyle kendi otomatik ayarlansa. Benim gibi günahı çok ağır olursa kök, koltukta çöker işte yani. Böyle çöktürdük ama gerçekten böyle bazen yüksek arabalara binmeye alışan adam taksiye bindi mi araba tutar onu. Niye? Kendini böyle mezarda gibi hisseder yani. Ben de öyle yani çökülmüş, çökmüş kaldım burada. Biraz daha rahat bakayım ayetlere. Ben ayeti görmeden ışıksız kalırım. Onun için ben ayeti görmem lazım böyle. Şimdi ayetin öbür yarısı. Bakın ne diyor Cenab-ı Hak. İlla maşallah. Allah'ın dilemesi hariç unutabilirsin. Allah unutturuyorsa sorun yoktur. Çok canını sıkma. Şimdi Cenab-ı Hak kendisinin mutlak bilen olduğunu vurgulamak üzere bu defa diyor ki bak innehu Allah ya'lemul cehra ve ma yakfa. Allah açık olan her şeyi de bilir, gizli olan her şeyi bilir. Bilen Allah'tır. Her şeyi bilir. Bu şimdi neyi anlatıyor acaba? Bir defa bağlamı düşünerek yani bu ayetlerin muhtevasını düşünerek ayeti anlayacağız. Konu ne? Vahyin muhafazası ile alakalı bir bağlam burada söz konusu. İnnehu ya'lemul cehra ve ma demek Allah açık olanı, açıktan yapılanı da bilir, gizlide kalanı, gönülden geçeni de bilir. Yani vahyi alırken peygamberimizin yaptığı ezberleme efendim tekrarlarını da bilir. Yani unutmama çabasını da bilir. İçinde sakladığını, yani unutma korkusunu da bilir. Yani cehren açıktan yaptığı şeyler vahiy unutmama çabasıdır, tekrarlamasıdır, üzerinde düşünmesidir vesaire. Bir taraftan açıktan olanlar bunlar olabilir, gizlide kalanlarsa ya unutursam korkusu olabilir. Hah Allah u Teala diyor ki açıktan olan her şeyi de bilir Allah, gizlide sakladığın her şeyi de bilir. Biri bu. Şimdi bakın kardeşlerim. Allah Teala'nın ilim sıfatıyla alakalı bir cümledir bu. Rabbimiz neyi bilir? Allah neyi bilir? Neyi bilir? Cehri olan her şeyi bilir, gizli olan her şeyi bilir. Yani Allah ve bilmemek yan yana olmaz. Allah açığı da bilir, gizliyi de bilir. Alimul gaybi ve şehadettir çünkü. Allah gayb alemini de bilir, şehadeti de bilir. Ne ki gayiptir onu bilen Allah. Ne ki şehadettir onu hakkıyla bilen yine Cenab-ı Allah'ın bir şeyi bilmemesi söz konusu değildir. Şimdi bir takım ayetlere bakmak durumundayız. Nereye bakacağız? Önce Ali İmran suresinin 5. ayetine. Hafa kelimesi geçtiği için onlardan başlamak istiyorum. Buyuruyor ki Yüce Allah. İnne la yakhfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis Allah'a Yerde de gökte de hiçbir şey gizli kalmaz. Bu ne demek? Allah her şeyi biliyor demek. Yerde de gizlisi yok, gökte de gizlisi yok. Yani onun bilmediği bir an ve alan yok. Her şeyi bilir Allah-u Teala. İnna allaha la yakfa aleyhi şey'un fil ardı ve fis sema. Yerde de gökte de Allah'a gizli hiçbir şey kalmaz. Şey'un kelimesi bakın ne kire gelir burada. La yakfa aleyhi şey'un. Bir kelimenin ne kere gelmesi onun mutlak umum ifade etmesi manasına gelir. Yani ne ki şey adını alıyorsa onu Allah bilir. Gerde olsun gökte olsun. Yani sizin algı içinizde olsa da algı alanınızın dışında da olsa. Allah için orada bir gizlilik söz konusu değildir der. Nerede? Ali İmran suresi 5. ayette. Sonra Enam suresinin, bir ayeti devreye girer. Orada der ki Yüce Allah 59. ayetinde Ve indehu mefatihul gaybi Gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır. Sadece. indehu mefatihul gaybi Bu şimdi Arapçada bazı cümlelerin böyle cümlelerin ögelerinin sıralama prensibi vardır, usulü vardır. Yani Önce fiil gelir, sonra fail gelir, sonra mef'ul gelir. Bazen diyelim ki eğer isim cümlesi ise önce isim gelir, sonra haber gelir. Yani önce müpteda gelir, sonra haber gelir. İşin resmi prensibi statüsü budur. Fakat bazen bu sıralama bilerek değiştirilir. Bunu Rabbimiz yaparsa burada bir vurgulu ifade devreye giriyor demektir. Vurgulu ifadeden kastım şu. Yani mefatihul gaybi indehu deseydi gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Bu şu demek olurdu. Allah gaybın anahtarları yanında olandır ama başkaları da bunu bilebilir anlamı devrede olabilirdi. Ancak indehu öne alınca o zaman vahyin şey gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır başkasının değil. İşte oraya bir vurgu manası katılıyor demektir. Cümlede ögelerin yeri değiştirilince böyle bir anlam inceliği devreye girer. Bir. İkinci cümle. La ya'lemuha illahu. O gaybın anahtarlarını ondan başka hiç kimse bilemez. La illa. İşte bu da vurgulu ifade tekniklerinin bir ikinci versiyonudur ki buna bizim edebiyat literatüründe nefyu istisna tarihi derler hasır kasır yollarından nefyu istisna. Rümeysa biliyorsun bunları değil mi? Nefyu istisna. Bir cümle olumsuz başlar, istisna ile devam ederse buna nefyu istisna derler. Sadece o, başkası değil demektir. La ilahe illallah ne demek? İlah sadece Allah'tır, başkası değil. La illa, in illa, ma illa, hel illa, Bunlar böyle dörtlü bir versiyon e, çeşitliliğine sahiptir. Sadece ve sadece. Ancak o başkası değil. La ya'lemuha illahu. Ondan başka bunu bilen hiç kimse yok. Sadece o. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Burada da benzer bir anlam inceliği var. Ve <laughs> ya'lemu bilir Allah. Neyi? Ma. <laughs> Şu şeyi ki fil berri vel bahri. Karada ve denizde ne varsa istisnası yok karada ve denizde her ne oluyorsa onu Allah bilir. O kadar ki yeni bir vurgulu ifadeyle geliyor. Bakın bu defa diyor ki وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ illa يَعْلَمُهَا Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan yerinden düşmez. Ma illa bak aynı gene vurgulu ifade. Onun bilgisi olmadan hiçbir yaprak yerinden düşmez hep vurgulu ifadeler. Bir tane daha geliyor bakın. Ve la habbetin fi zulumatil ardi, ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabim mübin. Gene la ile illa. Gene o ifade var. Yeryüzünün derinliklerinde de herhangi bir yaşlıkta da kurulukta da bulunan her ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yani Allah'ın ilminde mevcuttur. Allah'ın bilmediği bir şey yok demektir. Daha nasıl diyecek yani? Bütün vurgulu ifade tekniklerini kullanmış. En'am suresi 59. ayet. Evet. Şimdi bir tane daha söyleyeyim. Allah'ın bilgisi nasıl bir bilgiymiş? Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın oğluna yönelik Hazreti Lokman'ın peygamber olduğuna inanıyorum. O peygamberin vahiy destekli ortaya koyduğu bilgi bağlamında oğluna diyor ki ya bu ne ya yavrucuğum evladım inna ha intekum iskale habbetin min kardelin yaptığın iş hardal tanesi ağırlığınca bile olsa fetekün fi sahratin kayaların içinde olsa ev fi semavati uzay boşluklarında olsa ev fil ardı veya yerin derinliklerinde bile olsa ye'tibihallahu, Allahu Allah onu hepsini getirir. Niye? İnna Allah latifun habirun. Allah latiftir, habirdir. Buradaki latif kelimesi adam bir de lütufkar manası vermesin mi? Buradaki latif lütufkar anlamına gelmez. İnna Allah latifun. Allah bilgisine engel konulamayan, her türlü bilgiye anında ulaşabilen kudret demektir. Latif o demek. Habir de her şeyden haberdar olmak demektir. Benzer bir ifade Büyük suresinde var ve esirru kavleküm evicheru bihi innehu alimun bizati suduri ela ya'lemu men halak ve huvel latiful aynı yani siz sözünüzü ister gizleyin ister açıktan söyleyin o yüreklerin içinde ne varsa hepsini bilir dikkat edin yaratan hiç bilmez mi o latiftir her bilgiye anında ulaşır habirdir her şeyden haberdardır Ela ya'lemu men halak. Ela ya'lemu men halak cümlesinin birbiriyle eşit tam dört tane manası vardır. Böyle harika bir Kur'an cümleciğidir. Ela ya'lemu men halak ifadesi onun detayına girmeyeyim. Mesela Mümin suresinin 19. ayeti var. Orada der ki Rabbimiz Ya'lemu kainetel a'yuni ve ma tuhfis suduru Allah Gözlerin gizlediklerini, o hain bakışların niyetlerini de bilir. Ümmetuk fi's suduru. Kalplerin gizlediklerini de bilir. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Gözlerin gizlediklerini ve niyetlerinizi bilir ve kalplerin içinde sakladıklarını bilir. Bakın şimdi bir tane daha söyleyelim. Mücadele Suresi'nin 7. ayeti Altıncı ayeti de okuyayım. İkisini beraber okuyayım. Yevme yeb'asuhumullahu cemi'an. Allah hepsini mahşer sabahı diriltecek. Her, her insanı. bir onlara haber verecek. Bima amilu. Ne yapmışlarsa. Yaptıkları ne varsa hepsini Allah onlara teker teker haber verecek. Ahsahullahu ve nesuhu. İnsanların unutup bıraktığı şeyleri Allah teker teker önlerine teker teker sayıp dökecek. Ahsa yuhsi ihsa teker teker tane tane sayıp dökmek demektir. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah her şeye hakkıyla şahit olandır. Allah şehittir. Şehit ne demek? Şimdi gündelik hayatta kullanıyoruz ya şehit. O anlamda Kur'an-ı Kerim'de hiç geçmez bu kelime. Hiçbir yerde bile geçmez. Kur'an'da en çok Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diye geçer. Şehit bizim literatürümüzde kullandığımız bir kelimedir. O anlamda Kur'an'dan referansı yoktur peşiyle söyleyeyim. Şehit bazen şehit ölen için değil aslında şehit diriler için kullanılır. Şehit Allah'ın dinini Allah'ın yasalarını hayatına hakim kılıp o hayat bilinciyle yaşamayı sürdürene şehit derler ve en büyük şehit Hazreti Peygamber'dir. Hayatı dinini hayatına, hayatını dinine şahit kılan adama şehit derler. Vallahu ala kulli şeyin şehit. Neticede Allah her şeye şahittir. Onun bilgisi alanı dışında hiçbir şey yoktur. Şimdi 7. ayette bir detay veriyor. Sadece Mücadele Suresi'nin 7. ayetinde geçtiği için bunu hatırlatmak istiyorum. Daha başka bir yerde yok. Bu bir tek burada var. Buyuruyor ki Rabbimiz. Elem tere? Elem tere ne demek? Görmedim, görmedim mi? E görmedi. Tabii ki görmedi. Değil mi? Elem tere, "Ğe fe'ale rabbuke bi fil." Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını görmedim mi? Görmedi. Niye? Henüz olmamıştı çünkü. Elem tere? Bilmiyor musun? Düşünmez misin? Muhakeme etmiyor musun? Bil, düşün ve muhakeme et demek. Elem tere, soru kalıbında gelse de manası ikraridir. Yani bil, böyle düşün, bu, bu, bu şimdi ne söyleniyorsa öyledir, başkası değildir manasını verir. İyi düşün, aklını, muhakemeni iyiden iyiye çalıştır. Ennallâhe ya'lemu mâ fissemâ vâti ve mâ filart. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah hepsini bilir. Şimdi bakın, cümleye bakın. Ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi'uhum. Ve la khamsetin illa huve sadisuhum. Ve la edna min zalike ve la eksere illa huve eyne makanu. Hiçbir baş başa kalmış üç kişi yoktur ki gizli gizli buluşan hiçbir üç kişi yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın. Baş başa kalmış gizli gizli konuşan hiçbir beş kişi yoktur ki altıncısı Allah olmasın sayısı daha az olabilir, daha fazla olabilir. İnsanlar her neredeyseler Allah onlarla beraber işte oradadır. Ve illahu ve ma'hum eyne makanu. Onlar neredeyse Allah onlarla beraber işte oradadır. Sümme güne bi uhum bi ma'amilu kıyame. Sonra da Allah onlara dünyada yapmış olduklarını teker teker haber verecektir. Neden? İnna Allaha bi şeyin alimun. Çünkü Allah her bir şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın bilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Öyle bir fiil Allah'a nispet edilemez. Bakın şeyde geçer. Bakara suresinin 284. ayetinde geçer. Der ki orada Allahu Teala Estağfirullah. Lillahi ma fi's ve mafilerd. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kontrolündedir. Hepsi sadece Allah'ındır. Yani hepsi Allah'ın kontrolündedir. Ve intüb düm afiyan füsiküm. Siz içinizde bulunan bilgileri açıktan ortaya koysanız da, ev tufuhu, onları gizli de bıraksanız da, yuhasip küm bihillahu. Allah sizi onunla mutlaka hesaba çekecektir. İçinde gizli saklasan da açığa döksen de, Allah onunla sizi hesaba çekecektir. Ha. Feyagfiru limen yasha'u ve yuazibu men Allah kimi bağışlar? Dilediğini de bağışlayabilir. Dileyeni de bağışlayabilir. Benim o ayetlere yaptığım tercüme dileyeni kısmındadır. Adam diyor ki mahşerde kim bağışlanmayı dilemez ki? Hı hı. O demek değil kusura bakma. Feyagfiru limen yasha'. Dünya hayatında bağışlanmayı dileyeni Allah mahşerde bağışlar. Dünya hayatında azabı tercih eden azabı istiyor demektir. Allah ona da azap eder. Adam istiyor, kendisi istiyor. Bağışlanmayı dünyada dileyeni ve ona uygun yaşayanı mahşerde bağışlar. Azabı tercih edeni de onu tercih etmiş olduğu için mahşerde azaba düğüçe arkılar. Biz dileme fiilini insana göndermekten yana izahlar yapıyoruz. Başka bir izah tarzını ayetlere biraz yabancı gördüğümüzü işin ehli ve bizimle burada yıllardır birlikte olanlar fark ediyorlar. Evet. Demek Allahu Teala her şeyi biliyor. Şimdi şuraya ayetler yazdım. Bir bir grup ayetler yazdım ama artık o ayetler üzerinden biraz daha meseleyi biraz daha fazla şey yapmak istemiyorum. Öyle dursun. Şimdi bir ayet daha var. Bu ayete biraz da e, değinmek istiyorum. Çok önemsediğim bir ayet. Tam benim üzerimde üzerinde en çok durduğum hususiyetlerden bir tanesi. Bu ayet surenin 8. ayet. Ve bu ayet inanın birtakım yanlış anlamalara maalesef kodu, konu edinilebiliyor. Ayet aslında ve nüyessiru kelil yusra Böyle manası da açık yani. Biz seni en kolaya muvaffak kılacağız. Yani en kolay olan şeyi sana daha da kolaylaştıracağız yani. Zaten kolay, onu biraz daha kolaylaştıracağız. Şimdi bu ne demek istiyor? Acaba Allahu Teala Hazreti Peygamber'e bu anlamda nasıl bir moral vermeyi amaçlıyor? Konu ne? Konu bir defa surenin ele aldığı bağlam gereği konu hani 6. ayetten itibaren vahiy ile alakalı bir defa. Yani onu göz ardı edemeyiz. Vahiyden söz ediyor. Ve nüyessiruke lil yusra. Biz Kur'an-ı Kerim'den başka ayetlerden destek alarak şu gerçeği yakinen biliyoruz. Allahu Teala kitabında vahyini kolaylaştırdığını söylüyor. Nerede söylüyor? İşte Kamer suresinde 4 defa buyuruyor ki ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri. Fehel müddekir. Yemin olsun ki insanlar gerçeği hatırlasınlar diye biz onlara Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hani öğüt alanlar nerede? Fehel min müddekir. Müddekir kelimesinin kökü bunu nasıl diyorlar? Müddekir kelimesinin kökü dekeredir. Yok, dekere değil. Müddekir kelimesinin kökü zekeredir. Zekerenin tezekkere kalıbı iddekereye dönüşür. Ondan sonra müddekir olur. Bunun bir Arapça bir gramer şeyi var. Kelimenin bir takım değişikliğe uğrama kuralları var. Ben bunu müzzemmil müddessirde biraz söylemiştim size. Müzzemmil diye Arapçada bir kalıp yok. Mütezemmildir onun aslı. Müddessir diye bir kalıp yok. Mütedessirdir onun aslı. Mesela Yasin'de var. Yehisimun. <laughs> Öyle bir bab yok aslında. Onun aslı Yaktasimundur çünkü. Mesela Tevbe suresinde var. Ya eyellediin amenu ma alekum idaki lelekum firu fi sebilillahi iz taqaltum ila al-ard. İz qale diye bir kalıp yok Arapçada. Hani Arapçada kaç bab var? Arapçada kaç bab var? 35 bab var. 35 babın hiçbirinde iz <laughs> qale diye. Yani if Ba'ale diye bir bab yok. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Kur'anca bir mantığı vardır. O mantığı iyi bilenler kelimelerle yakinen konuşabilirler. Müddekir kelimesi de tezekkere kökünden gelir. Hatta en kökü zekeredir. Öğüt alan, gerçeği fark eden. Fehel min müddekirin. Nerede öğüt alanlar? Öğüt alanlar nerede? Soruyor. Niye soruyor? Çünkü diyor ki ben bu vahiyi kolaylaştırdım. mı? Kolay bu. Ya Allahu Teala kolay diyor. Bizimki inadına inadına zordur diyor. Ne diyor? Kur'an'ı konu oku okumayın. Zordur anlayamazsınız. Ya ama ayet kolaydır diyor. Ve lekad yesserna kolaylaştırdık. Hem Arapçada bilen bilir. Bir cümlenin başında ve lekad varsa o vav yemin manası ver. Vallahi demektir o. Ve lekad vallahi lekad demektir. Allah'a yemin olsun. Muhakkak ve muhakkak bu iş şöyledir. Hatta bir teknik bilgi daha size söyleyeyim. Kat edatı Arapçada <laughs> kat edatı Arapçada eğer mazi bir fiilin yani geçmiş zaman kalıbında olan bir fiilin başına gelirse muhakkaklık manası verir. Oradaki lam o da tekit manayı güçlendiren edattır. Bütün güçlendirme edatlarını kullanmış Allahu Teala orada. Yemin olsun kolaylaştırdık bu kitabı diyor. Hani nerede öğüt alanlar gerçeği hatırlayanlar? Allah kolaylaştırdık diyor, beyim zordur diyor. Okuma anlamazsın diyor. İyi anlamıyorsak sorumlu değiliz zaten mesele yok. İnsan la yükellifullahu nefsen illa usaha değil mi? Allah insana kaldıramayacağı yükü yüklemeyeceğini söylemiyor mu? E biz de bunu anlayamıyorsak bundan sorumlu değiliz. Yırttık o zaman. Ne kadar güzel. Ama bu Allah'a sunulabilecek bir mazeret değil. Kimse bu mazeretten netice elde edemez. Yok öyle şey. Kolaylaştırılmış. İki ayet daha var bununla alakalı. Biri Meryem suresinin 97. ayeti. Meryem suresini hiç okuduk mu? Burada okumadık. Ama siz okumuşsunuz inşallah. Okumadıysanız okuyun. Nereyi okuyun? İlk 11 ayetini mutlaka bir okuyun. Allah rızası için. Meryem suresi ilk 11. ayet. Evlenecek olanlar okusun. Çocuk sahibi olmak isteyenler nasıl çocuk istenir Allah'tan onu oradan bir öğrensinler. Bir orayı okusunlar. Meryem 1-11. ayetleri. Bir de Ali İmran suresi 35 36 37 okusunlar. Nasıl çocuk istenirmiş. Bizimki ne diyor? Ya Rabbi, bir çocuk ver de ne olursa olsun. E kalas oluyor, kütük. Olsun. Bir tane o ocağımız tütsün diyor. İyi de o evini, ocağını batıracaksa gene tütsün mü? Mahvediyor ortalığı. Hazreti Zekeriya'nın nasıl bir çocuk istediğini anlatır şeyde. Vallahi öyle üç tane üç tane madde verir ki her Müslüman her insana lazım. Hanne Hazreti Hanne böyle geçen dün akşam koca elinde söyledim burada da söyleyeyim. Hamile hanım kardeşlerim vardır bizi izleyenlerden. Eğer çocukları kız olacaksa ne olur rica ediyorum adını Hanne koysunlar. Hanne koysun. Hanne çok harika bir isim ya. Şimdi Hazreti İsa'yı bekliyorlar ya. Hazreti İsa gelecek diye böyle bekliyorlar. Yani hazır ortalık. Hatta neyle ineceği belli, nereye ineceği belli falan bekliyor. O gelecek ki Mehdi'ler olacak. Ortalıkta bir sürü Mehdi beklentisi var. Her grubun bir Mehdi'si var. Sıra sıra devam ediyorlar. Ben de diyorum ya İsa gelmeyecek yani boşuna bekleme de. Hani illa bir şey bekliyorsan İsa'nın gelmesinden önce bir Meryem lazım. Meryemden önce de bir hanne lazım. Senin ne hannelerin var, ne Meryemlerin var? Ne hangi İsa'yı bekliyorsun sen ya? Hannesiz Meryem, Meryemsiz İsa olmaz. Sen de ne hanne yok, Meryem'de yok, İsa bekliyor. Bekle, bekle, dur. Fuzuli beklersin, durursun. Evet, işte o yani Meryem suresinin ilk 11 bir ayeti çok güzeldir. ve orada bir takım yanlış anlamalara konu cümleler de var ama neyse Allah lütfeder de bir gün burada Meryem suresini okursak onları anlatacağız demektir. O hangi binli yıllarda gelir bilmem yani. Bu girişana baksana 3 ay iki buçuk ayet okuduk anca. Ama çok önemsiyorum konuyu. Meryem suresini biraz daha önemsiyorum. Şu 97. ayet Kur'an'ın kolaylaştırılmasıyla alakalı ayettir. Eyvallah. Fe inne ma yessernahu bi Kur'an'ı biz senin diline kolaylaştırdık diyor. Kolaylaştırdık. Allah'ın kelamı kulun idrakine gelebilmesi için Allah'ın Allah'ın kontrolünde olduğu haliyle gelip adamın zihnine sığar mı? Cenab-ı Hak onu insan idrakinin algılayabileceği şekle dizayna koyarak bize gönderdi. Yoksa Allah'ın o anlamda bilgisini kim kuşatabilir? Ve la ne bi şey'in min ilmihi illa bima şa'a diyor değil mi? Ee, Ayet-el Kürsi'de Bakara 255'te. Allah'ın bilgisini kimse kuşatamaz. Sen kim oluyorsun da Allah'ın bilgisini kuşatacaksın? Kuşatamazsın. İlla bir maşa. ne kadar istemişse o kadar. İşte istediği bu vahiy. Bizim algılayabileceğimiz şekle bunu indirgedi. Ve bunun artık kolay olduğunu söylüyor. Kolaylaştırıldığını söylüyor. Fe innemâ yessarnâhu bilisanik. Meryem 97'de. Duhân 58'de de aynı ifade var. Fe innemâ yessarnâhu bilisanike lعلهم يتذكرون diyor duhan 58'de. Ne demek lعلهم يتذكرون? İnsanlar gerçeği hatırlarlar ümidiyle. İnsanlar gerçeği hatırlasınlar diye. Zikretsinler, tezekkür etsinler diye Allah vahyini kolaylaştırdığını söylüyor. Allah'ın vahyi kolaylaştırılmış, bizimki zordur diyor. Sen anlayamazsın diyor. Anlarım anlarım. Yani kimse anlamıyor da bir sen mi anlıyorsun yani? allah Teala seni özel mi görevlendirdi? Senden öncekiler helak mı oldu ya? Ne demek bu? Sen anlamazsın bizi dinle diyenlere cevaben itibar edilmemesini tavsiye ederim. Çünkü onlar aslında şunu demek istiyorlar. Sen anlamazsın bizi dinle demek, sen ehliyet alma bizim arabaya bin demek. Sen niye ehliyet alıyorsun? Niye kafanı karıştırıyorsun? Bizim araba seni ömür boyu soyacak. Sen gel bizim, biz biz satalım. Sen bizden, yani biz 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 idare ederiz. Sen boş ver. Allah hiçbir aklı bir başkasının kontrolüne vermemiştir. Ve Cenab-ı Hakk'ın en adil dağıttığı her şeyi, her şeyi adil dağıtmıştır da en adil olanı da benim aklımın kestiği kadarıyla akıldır. En adil olan akıldır. Yani kimse aklını beğenmeme yapmaz. Yani. Benim aklım tamamdır. Hem böyle der, hem de aklını kullanmayı aklına ziyan sayar. Ne diyor? Mürit var değil mi? Mürit. Mürit ne demek? Mürit bir irade ortaya koyan adam demektir. Ama bizde mürit nedir biliyor musun? İradesini rafa kaldıran adam. En son iradesini birine teslimiyette kullanmış bitti. Ondan sonra gassalin teslim aldığı ölü gibi. Ölünün kendini gassala teslim etmesi gibi derler o yanlış. Ölü teslim etmiyor teslim olmuş. Kendini niye teslim edecek? Ölmüş adam yani. Gassalin teslim aldığı ölü gibi. Mürit, mürit iradesi yok. Nasıl mürit bu? Kelime çok güzel de faaliyeti yok ki sıfır. Hiçbir şey yapmayan adam mürit. Kafayı çalıştırmıyor. Hatta böyle karikatürler var. Çok da hoşuma giden karikatürler var. Adamın kafasının içinden beynini aldılar, bir yere koydular. Sana bundan sonra lazım değil bey Gel buraya yetersen. Biz senin yerine beynini kullanırız. Böyle efsunluyorlar insanları. Nasıl inanıyorlar böyle şeylere? Nasıl itibar ediyorlar? Vallahi hayret ediyorum ya. Hani konuşanların bir bölümünün kötü niyetli olduğu belli. Ya dinleyenler nasıl itibar ediyorlar bunlara? Anlamak mümkün değil. Evet, saf değil. Ne safı? Saf tertemiz demektir saf. <laughs> saf. Saf. Ne safı? Saf değil ki. Kirli. Hiçbir saf tarafı yok yani. Böyle gidiyor. Ben bilmem. Allah kitabının kolay olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben bu kitabı 40 senedir okuyorum. Evet, bu kitapta 40 senedir anlamaya çalıştığım şu kadar bilgi var. Eyvallah. Ama bu kitap 6236 ayet Birinci okumakta bunun altı bin ayetini anlarsın be. Birinci okumakta altı bin ayetini anlarsın. Yetmiyor mu sana be? İkinci okumakta bir iki yüz daha anlarsın. Üçüncü, beşinci okumalarda epeyce ilerlersin. Bir gün hepsini bildim diyemezsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen sadece okumaya başlarsın. Bitirmek yok. Ben bu derslerde hep söylüyorum. Biz bir sureyi okumaya başlarız. Bit, bitmiyor yani. Bizim sureler bitmez. Hatta ben ısrarla diyorum. Bu sureyi benden dinlediniz, başkasından da dinleyin. Hakikat ola ki onun ağzından dökülebilir. Başka kitaplar da okumak lazım mesela. Ama mantığımız Kur'an-ı Kerim anlaşılabilir üzerinden yürümelidir. Öyle diyor ya bak ve nüyessiruke kolaylaştırıyoruz sana. Lil yusra zaten kolay olan şey. Bak bu kelime şeyde de geçiyor. Müzzemmil suresinde de geçiyor. Fekra'u ma teyessera minel Kur'an'ı. Kur'an'dan zaten kolay olan şeyleri okuyun. Zaten kolay Kur'an. Burada da öyle diyor. Zaten kolay. Zaten kolayı bir daha kolaylaştıracağını söylüyor. Ya bakın arkadaş. Leyl suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi. Bakın orada diyor ki Allahu Teala. Fe men a'ta ve ettaka ve saddaka bil husna lil yusra. Ya Allah garantisi ya bu gözünü seveyim. Kim cömert davranır, <laughs> duyarlılık ortaya koyarsa ve en güzel hakikatleri de tasdik ederse fesenü yessiruhu lil yusra ona zaten kolayı daha da kolaylaştıracağız diyor Allahu Teala. Allah vaat ediyor. Bu kolay. Girersen bu yola daha kolay olacak. Ama ve emmâ men bekhile Cimrilik yapar. Kendini müstahani görür. ihtiyaçsız zannedersen. Ve kezzebe bil husna ve en güzel hakikatleri de yalanlarsa fesenü yessiruhu lil usra. Bu defa ona da aslında zor olanı kolaylaştırır. Zor olan nedir? Cehenneme gitmek. Eğer böyle davranırsan artık cehenneme gitmen kolay olur. Kolayın daha kolaylaştırılacağını söylüyor. Ya İnşirah suresi var gözünü seveyim ya. Fe inne me'al usri yusran inne me'al usri yusra. Değil mi ki her bir zorlukla beraber bir kolaylık vardır? İyi bilin ki elbet her bir zorluğun beraberinde en az iki kolaylık vardır. Peygamberimiz o ayetleri öyle açıklıyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem لَنْ تَغْلِبَ عُسْرٌ Hiçbir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. لَنْ تغلب, galip gelemez. Üsrun bir zorluk yüsreyni iki kolaylığa galip gelemez. Hatta Talak suresinin yedinci ayetinde der ki Seyec'alullahu ba'de usrin yusra. Allah her bir zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır. Ya Allah'ın vaadi vahyi üzerinden vaadini insan nasıl bu kadar görmezlikten gelir? Nasıl hala buna zor der ya? Ve bu ümmet nasıl olur da Kur'an'dan bu kadar habersiz gider? Nasıl olur Kitabullah'la biraz olsun ünsiyet sağlamadan öbür aleme gider? Bizim ümmeti ben şöyle tanımlıyorum artık. Yavaş yavaş. Bunu böyle demek istemezdim ama öyle oluyor. Bizim ümmete, bizim ümmetin içinde hadisler dirilere, Kur'an ölülere okunur. Öyle değil mi? Tamam. Hadis dirilere okunuyor. Hadisin anlamını vermeden sadece metnini okuyup geçen bir adam gördünüz mü? Yok. İlla okuyor değil mi tercümesini? Diyor ki bak bu bu demektir diyor. Peki ayete sıra geldi mi? Niye bunun sadece metnini okuyorsun da manasını okumuyorsun? Çünkü ona okunacak bir yer bulundu. Ölüler. Ölüyü okuyorsun tamam. Okuyup gönderiyorsun. Geri gelen yok. Ne kadar güzel. Bir ara sosyal medyada paylaşmıştım. Çok felaket üzerime acayip hakaretler yedim böyle. Vallahi billahi. Yani bazen dedim ki ya kullanmayayım bu sosyal medyayı artık. Yazdım ki Ölülere Kur'an okumak trafik kazasında ölen adama trafik kurallarını hatırlatmaya benzer dedi. Ya adam gitti ne, ne yapıyorsun ya? Yani? Gitti işte. Sen hayattakini okusana. Yahu Yasin suresinin 70. ayetini ben uydurmadım. Sahibi diyor ki Liyun zira men hayyen bu kitabı hayatta olanlar uyar, uyarsın diye bu kitabı indirdim ben diyor. Yani bu kitabı indirdim söz benim değil. 69. ayet ve ma allamnahu şi'ra ve ma yanbagi lehu in huwa illa zikrun ve kur'anun mubin. Bu gerçeği hatırlatan apaçık bir Kur'an. Li yunzira men hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye bu Kur'an indirildi. E sen ne yapıyorsun? Ölü okuyorsun arkadaş. Ben zaman zaman söylüyorum. Bana bir tane uydurma hadis getirsinler kabul edeceğim. Uydurma. Peygamberimize bir ayet geldi. Dedi ki ey ashabım bu ayet geldi bu ölülerle alakalı hadi bakalım cennetül bakiye gidip bunu tebliğ edelim. Dedi mi? Bu, bu kitap niye 23 senede indi arkadaş? 23 dakikada inemez miydi? 23 saniyede inemez miydi? İnerdi. Niye böyle parça parça peyder pey geldi? İşte Furkan suresinin 32. ayetinden dolayı. Ve kâlellezîne keferû. Levla ile aleyhil Kur'anu cümleten vahide. Kafirler derlermiş ki ona Kur'an topluca indirilseydi ya. Kedalike haklısınız. Öyle de indirilebilirdi ama indirmedik. Niçin? Linusebbite bihi fuadek. Yüreğini onunla dayanıklı hale getirelim diye. Varattelnahu tertila. Onun için bunu tertil üzere yavaş yavaş indirdik. İndirilişi yavaş yavaş olan kitabın anlaşılması da yavaş yavaş olacak açacaksın İsra Suresi'ni sana Kur'an'ı insanlara nasıl aktarman lazım geldiğinin metodunu öğreneceksin. İsra Suresi'nin 106. ayeti. Ve Kur'anen feraknahu. Bunu böyle parça parça bir Kur'an metni olarak indirdik. Niçin? Litaqra'ahu 'alan-nasi 'ala Onu insanlara yavaş yavaş öğretesin diye. Bizde ise Kur'an'ı hızlı okumak maharettir. Ama kimse kusura bakmasın, o konudaki re rekor bendedir. Hiç yalandan kimse uğraşmasın yani. Beşer olarak bunu başkası başaramaz kolayına. Ama mekanik olarak başarmalar olabilir. Cep telefonuna yüklüyorsun Kur'an'ı, sana iki saatte bir hatim indiriyor. Ama mesela ben 11 yaşımdaydım, Kur'an-ı Kerim'i 11 yaşımdaydım. kuran 1975 yılında, Kur'an-ı Kerim'i böyle büyük bir kalabalığın huzurunda... Tam 5 saat 40 dakikada yanlışsız okudum. Fatiha'dan başladım, Nas'tan çıktım. 5 saat 40 dakika. Evet 11 yaşımdaydım. Rahmetlik babam dedi ki hafızlığı bitirdik. Diyor okula gideceğiz. Kendimi okula konsantre ettim. Arkadaşlar okula gidiyor. Biz de okula gideceğiz. İşte sınıf, okul, mokul, ders, kitap onlarla hayal kuruyorken babam dedi ki hafızlığı bitirdin mi sen? Bitirdim dedim. Nasıl bitirdin? İmtihana girdim kazandım dedim. Diyanetin yaptığı imtihanı kazandım. Hafızlık diplomamda da Süleyman Ateş hocamın imzası var. Tevafuk. Vallahi. Sonra ondan doktora yaptım. Biliyorsunuz ben Süleyman Bey'le anılan bir adamım. İnşallah o, onun manevi evladı olarak ona layık olma duasındayım. Ee, benim Kur'an'ın manasıyla buluşturan adam odur. Allah ondan ebeden razı olsun. Ee, o zaman Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Benim diplomamda onun imzası var. Biz imtihanı kazandık. Hafızlığı bitirdik. Zannediyorduk. Babam dedi ki yok bitmedi. Nasıl bitmedi? Tamam baş, başlayacaksın dibinden çıkacaksın. Okunmaz baba dedim böyle. Bunu nasıl okuyacağım bu kadar 6200 600 sayfa okunacak dedi. Ben Rize'nin Güneyce beldesi var. İkizdere'ye bağlı orada hafızlık yaptım. Varda diye bilinir. Orası biz orada hafızlık yaptık. Elhamdülillah oraya da minnet borçluyum o coğrafyaya. Yani orada hafız mısın? Ya hiçbir kıymeti yok. Gördüğün gibi. Adam ne güzel bir şey bulmuştu kendine hiçbir şey yaramadı. <laughs> evet. Şimdi orada işte başladım hafızlığı bitirdim orada ve e, Kur'an-ı Kerim'i baş hafızlık için o çok önemli bir tekniktir. Hala uygulanması gerektiğine inanıyorum. Eğer bir adam hafız olmuş da hafız ölmek istiyorsa öyle okuması lazım Kur'an-ı Kerim'i. Hafız olmak çok mühimdir ama hafız ölmek daha mühimdir. Hafız ölebilmek için muhafız olman lazım. Hafız kalabilmen lazım hafız kalabilmenin, muhafız olabilmenin yolu Kur'an'ın manasıyla buluşmaktan geçer. Manasını bilmiyorsan işte bir sene sonra hiç bir şey bilmesin, Üç sene sonra Yasin'i de okuyamazsın. Ama bu şey değil. Bu bir maharet değil artık. Artık bundan sonra ben mesela her gün beş cüz okurum Kur'an'ı. Her gün okurum. Her gün. O hiç şakası yok. Yani ama elhamdülillah artık anlayarak okuyorum. Her ayeti okurken manasını düşünerek okuyorum ve ben yani dilim otomatiğe bağlandı yani elhamdülillah fakat her okuyuşta yeni bir şey öğreniyorum bu kitaptan niye bunun manası sonsuz defa insanların yüreğine inebilecek şekilde dizayn edilmiş çünkü Allah'ın böyle bir bilgi akışı var bu, bu kitap üzerinden e bu kitap üzerinden kolaylaştırdığını söylediği bu kitabı neden zor diye tanıtıyorsun hocam işte meal okuyoruz kafamız karışıyor öbürünü oku bir tane daha oku bir tane de, beş tane oku, karşılaştırmalı oku. Tefsir okumaya başla. Yavaş yavaş, kısa tefsirlerden başla ve öyle devam et. Yok diyor, okumayalım. Biz bunu anlayamayız. Anlarsın. Dün akşam şey, iki gün önce bir programa çıkmıştım. E, Habertürk'te, evet. Orada Kur'an mucizeleri diye bir konu, konu işledik. Üç saat konuşma yaptık. Programdan sonra biri aradı beni telefonda. Dedi ki hocam, 70 yaşındayım. Yaklaşık 55 yıldır din görevliliği yapıyorum dedi. Hala daha yapıyorum. Ben Kur'an'da böyle ayetler olduğunu ilk defa duydum dedi. 70 <laughs> itiraf etti. 70 itiraf etti. 70 yaşında da olsa hakikati gördü. Elhamdülillah. Kur'an'da öyle ayetler var mıymış? Daha nice ayetler var. Açmadık ki kitabullahı. Açmadık ki ayetlerinden haberimiz yok ya. allah Teala hayat için önemli olan herhangi bir şeyi ıskalamış olamaz. Kitabullah da ona mutlaka yer vermiştir okuyup görebilene. Ne olur rica ediyorum istirham ediyorum. Kitabullah'la vedalaşmış bir hayatımız olmasın. Ne olur Allah'ın kitabıyla anılın. Ne olur her ayet sizin hayatınıza peyderpey inmiş olsun. İnmiş olsun. Ölüm sonrası arkadaş arıyorsanız Kur'an arkadaşınız olsun istiyorsanız mahşerde Kur'an yanı başınızda olsun istiyorsanız dünyada hayatı onunla yaşamış olmalısınız. Onunla yaşamış olmak onu anlamayı ve onu hayatınıza aksettirmeyi gerektiriyor. Onu anlamadan okumak Kur'an'ı okumak anlamına gelmez değerli kardeşlerim. Ve yemin olsun Kur'an kolay bir kitaptır. Kur'an hakkında malumat sahibi olmak için meallerden başlayın ama meallerle yetinmeyin. Okumalarınız yavaş yavaş tefsirlere dönüşsün. Tefsir okuyun. Gene anlaşılmadık yerler olabilir. Elbet olabilir. Bak sizi şerefimle temin ediyorum. Ben Samsun'da Doster diye bir der dernek var. Orada 11 yıldır tefsir dersi yapıyorum. O derste bu dönem şimdilerde şey okuyorum. Saat suresini okuyorum. Biliyor musunuz? Ben Saat suresini defalarca anlatmış bir adamım. Ama Saat suresi sanki bana yeni iniyormuş gibi yeni şeyler öğrendi. Yeni iniyormuş gibi. Hazreti Eyyub'u anca tanıdım be. Ne olur siz de tanıyın Hazreti Eyyub'u. Herkesin hayatında Hazreti Eyyub'un yaşadığı türden sıkıntılar yok mu? Var. Eyyub'a neler önerilmişliyse size de o öneriliyor. Ona neler önerildiğini Saat suresinden öğreneceksin. Sa'd'ı okumadan Eyyub'u tanımak mümkün değil. Peygamber kıssalarının Kur'an'da anlatılmasının maksadı ne? Yani haşa ve kella laf salatası yapmak mı? Elbette değil. Her peygamberin hayatının her insanın hayatında mutlaka bir yönüyle karşılığı vardır. O karşılıklarda çekilen sıkıntıların çözümü nedir? Kıssalardan öğrenilir bu. Eyyub'u tanıyın. Yunus peygamberi tanıyın. Bunu Kur'an'dan tanıyın dahasını söyleyeyim. Hazreti Muhammed'i tanıyın. Hazreti Muhammed'i tanımanın yolu Kur'an'ı anlamaktan geçer. Kur'an'ı anlamayan adam Hazreti Muhammed hakkında sadece tahminde bulunur. Öyle uçuk kaçık şeyler anlatır. Hazret Peygamber'le ilgili nelerin anlatıldığını gidin sosyal medyadaki paylaşımlardan görün. Bakın insan yüzü kızarır be öyle şeyler anlatmaya. Yüzü kızarır. Az utanır be. Böyle bir peygamber sunumu kime yutturulacak? Böyle bir peygamber algısında bu ümmet kimin peşinden gideceğine nasıl karar verecek? Bir türlü yere inmeyen bir peygamber, uçup kaçan peygamber algısıyla bu ümmet kimi rehber edinecek? Nasıl bir üsve-i hasene edinecek? Ra'd suresinin 43. ayeti her Müslümanı ilgilendirir. Ve her Müslümanın Hazreti Peygamberle ilgili 6 tane görevi vardır. Altı görevimiz vardır Hazreti Peygamberle ilgili. Bir, ona iman etmek. İki, onu tanımak. Üç, onu anlamak. Dört, ona tabi olmak. Beş, onu örnek almak. Altı, onun peygamberliğine şahit olmak. Ve yekulüllezine keferu. Kafirler derlermiş ki, Lestemursela, sen peygamber filan değilsin. Kul, bunu sana diyenlere cevaben şöyle de, Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de men indehu ilmül kitab. Şu kitabın bilgisi kimde varsa benim şahidim işte onlardır diyor. Kim diyor bunu? Allahu Teala. Kime dedirti diyor? Hazreti Peygamber'e. Kimi muhatap alıyor? Bizi muhatap alıyor. Hazreti Muhammed'in peygamberliğine şahit olma görevimiz var. Ona iman etmiş olmakla görevimiz bitmiyor. Onun peygamberliğine şahit olmanın yolu Kitabullah'ı hayatınıza taşımaktan geçer. İşte bu derslerin amacı Kitabullah'tan birkaç ayeti dahi olsun hayatımıza indirmeye gayret etmektir. Umarım Rabbim peygamberini Kitabullah'tan tanıyanlardan eylesin. Cenab-ı Hak Kitabullah'ı hayatının merkezine alanlardan ve kitabını konuşarak, kitabıyla konuşarak kitabını hayatının vazgeçilmezi yapanlardan eylesin. İnşallah bir sonraki derste artık surenin 9. ayetinden sonraki kısmını sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bu 3 ayete özellikle bu kadar zaman ayırma istedim. Çünkü vahyin hayattan taksit taksit çıktığını görmekten derin ızdıraplar duyuyorum. Bu ızdırabımı sizinle paylaşma adına dersi bu anlamda biraz yoğun yoğun işlemiş oldum. Bir şey daha söyleyeyim. Burada e, benim dersimin olduğu pazar günü, 15 günde bir bu pazarın benim dersimin olmadığı pazar günlerinde de öze dönüş diye bir program icra ediliyor ve o programda da her 15 günde bir bir hocamız burada e, sunum yapıyor. Bildiğim kadarıyla ilk dersi Mustafa İslamoğlu hocamız yapmıştı. Sonra bir tanesini daha izlemiştim Abdülaziz Bayındır hocamız konuşmuştu. O arada başka kim konuştu bilmiyorum ama gene kim? Abdülaziz Hocam iki kere konuşmuş. Ha, Mehmet Bey de konuşmuş. Yani böyle 15 günde bir burada o programlarda devam ediyor. Yani haftaya pazar günü burada gene program var. Bizim Ankara'da Anadolu İlahiyat Akademisi var. Onun başında Tuncer Namlı diye bir kardeşimiz, abimiz var. Çok sevdiğim, muhabbet duyduğum bir kardeşimizdir. Bir dahaki hafta onun burada olacağı bilgisine ulaşmış olduk. İcabet etmenizi istirham ederim. Ama icabetiniz Allah'ın vahyini olsun. Allah vahyini sizden ve hayatınızdan uzak tutmasın. Allah'a emanet olun.